Selam. İlk defa tuvaletsiz bir giriş oldu şu an benim için, garip hissediyorum. Bugün ufak bir yurdu çekeceğim, yurt tanıtımı gibi bir şey yapacağım. Şu an odada tekim ve boşum bugün. Tugay'la buluşmayacağız çünkü hala hasta. Yani iftarda buluşuruz ancak büyük ihtimalle. Bu videoyu çekmemin sebebi de ben kazandığım zaman yurtlarla ilgili, yani KYK'larla ilgili videolar arıyordum ve bulamıyordum. O yüzden böyle ufak bir şeyler çekeyim dedim. Hani göstereyim bir, hani en azından ufak bir bilginiz olur falan filan diye düşündüm. Bunu çekmeyi düşünüyordum aslında ama hiç olmadı. Bugün çekmeye karar verdim. Öyle. Aslında oda şu an çok düzenli değil ama yani sonuçta ben bu videoda hani bizim kendi düzenimizi değil yurdun düzenini göstereceğim için çok daha sorun etmeyeceğinizi düşünerek ufak böyle bir şeyler göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet, başlayalım şimdi. Girişten göstereyim. Kapı girişi böyle. Burada dolaplar var. Bu yurt aslında ilk hani yapıldığında 3 kişilikmiş. Zaten ona göre yapılmış. Şöyle göstereyim. Dolaplar falan aslında şöyle, şuranın tek bir kişiye ait olduğunu düşünün. Ama artık öyle değil maalesef. Böyle bir kişi, böyle bir kişi. Sonradan dördüncü kişi eklenince de böyle bir tane daha dolap koymuşlar. Sonra bu sene zaten 6 kişilik olmuş. Burası zaten lavabo. İşte şurada banyo var. Burası tuvalet ama kullanmıyorum ben. Şu an maalesef şu mesela şu an deprem durumundan dolayı yurdun tamamı dolu değil. Ama depremden önceki kendi düzenimizde ben 6 numaralı kalıyordum. Şöyle benim dolabım burası. Bir de şu üst var. Zaten şöyle göstereyim. Dağınık, kusura bakmayın. İşte bazalı yataklar, bir de üst yataklar var. Şu an üst yataklar boş. Yani bazamız yok. Yani o yüzden işte o baza yerine şu üst iki bize ait. Bazalı yatakta olanlar da, yani altta yatanların da işte bazası var. Bir de tek bir göz, bu kadar alanımız. Onun haricinde işte masa var zaten. Şu gösterdiğim raflar var. Minik bir buzdolabı var. O şekilde yani İzmir kız yurdu müdür kısmı falan filan, o yönlerden çok memnunum. Hani müdüre hanımı, işte yardımcısını falan filan bayağı bir seviyorum onlar. İyiler. Onun haricinde temizlikçi ablalar da falan çok böyle güler yüzlüler ve samimiler, içtenler yani. Sadece bir iki tanesi böyle çok şey yapmamıştım. Onlar da gençti böyle. Yani gençliğimden değil de ne bileyim, yani öyle çok şey yapamamıştım. Bu arada ilk yerleştiğimde ben 3. katta kalıyordum. 3. katta ilk böyle bana 5 numara çıkmıştı. Ben önceden yurdu araştırıyordum ama çok fazla bir bilgi sahibi yoktum. İşte YouTube'da böyle hani bizim yurdun zaten çekildiğini görmemiştim. Başka diğer KYK'lara da hani bakıyordum. Birkaç tane erkek YouTuber işte odayı çekmişti. Ama yani şu an farklı tabii. Yani İzmir Kız Yurdu'nu çekilmemiş sonuç olarak. Öyle yani yurtların genel yapısı zaten benziyor. Yani şu an genellikle aynı tertip var ama öyle. Ha, diyeceğimi hatırladım. Üçüncü katta kalıyordum. İlk bana böyle 5 numara, 3. kat işte odam, bir de numaram 5 numara çıkmıştı. Böyle 5 dedim, kaldım böyle. Aa dedim, şimdi ranzaya mı geçtik? Ranzalı olduğunu bilmiyordum. Yani yeni geçildi zaten. Bu sene geçildi. Öyle kaldım. Sonra gittim odaya. 6 yatak var. Zaten şu an 6 numarada kalıyorum da. Gerçi şu an depremden dolayı oda boşaldı. Şu an 1 numaraya geçtim ama eşyalarımı hala 6 numarada. Kaldırmak istemiyorum. Çünkü yani ne olacağı belli değil. Yurtları tamamen açabilirler veya seçime kadar en azından böyle devam edebilir. Büyük ihtimalle de devam edecek böyle. Şu an ben zemin katta kalıyorum. Şöyle dışarısını göstereyim. Buraya bakıyor. E blokta. Zaten şu an E blok açık. Yani diğer bloklar kapalı ama normalde de E blokta kalıyordum zaten. Şu an kaldığım odadayım, yine aynı yerimde kalıyorum aynı şekilde. Yemek mevzusu. Yemekte bir kahvaltı veriyorlar, bir de akşam yemeği veriyorlar ama ben gitmiyorum yemeklere. Çünkü yani ilk
baştan beri daha doğrusu gitmiyordum. Böyle bir iki defa gittim. Kahvaltıya denk geldim özellikle. İlk kahvaltı gördüğümde şok olmuştum zaten. Kahvaltıda da hani tek şeye geçtiler ya, önceden açık büfe varmış. Şimdi değişti maalesef. Tek menü veriliyor. Veya işte sonradan hatırladığım kadarıyla ücretli menü koymuşlardı. Onları parmak izinizi basarak değil de, yani parmak basarak değil de işte para vererek alabiliyordunuz ama işte ben öyle gördükten sonra soğudum. Bir kere de patates almıştım. Patates de o kadar tatsız, tuzsuz ve kötüydü ki yemedim yani. Bilmiyorum. Bazıları çok seviyor yemekleri. Yani şu an zaten hani yurt tamamen dolu olmadığı için şu an yemekleri sanırım daha iyiymiş ama yine de öyle bir şey olduktan sonra kesildim yani, gitmek istemiyorum ben yemeğe ama yemekler de o şekilde. Yani seveni de var, sevmeyeni de var. Ben annemin lezzetine çok alıştım. Annem çok lezzetli, çok farklı, çok değişik şeyler yapıyordu yani. Ama öyle. Bu arada lavaboyu söylemeyi unutmuşum. Lavabo klozet zaten normal olmaz da. Odada klozet kullanmıyorum ben. Katlarda lavabo var. Normal tuvalet. Ben onları kullanıyorum. Yani daha iyi oluyor benim için. Onu da sonradan öğrendim zaten. O kullanabiliyormuşuz yani, sıkıntı olmuyor. Her katta var zaten ve onları temizliyorlar. Yani onlar temiz oluyor. Bu lavabolar daha, yani oda içindeki lavaboları daha az sıklıkla temizliyorlar ama o lavabolar her gün temizleniyor yani. O açıdan daha iyi. Çalışma odaları da var bu arada, her katta. Sadece zemin katta yok. O da giriş kısmı olduğu için. O giriş kısmının üst katlarda hep çalışma odası var zaten. Wi-Fi de şu an yurt boş olduğu için gayet yetiyor. İşlerimi halledebiliyorum yani. Ama yurda ilk geldiğim zaman Wi-Fi sorunu vardı. Sonradan çözdüler. Müdür hanımla konuştum sağ olsun. Yani o da çok şikayet olunca şey yapıyormuş. Yani çok ilgileniyorlar. O konuda gerçekten çok şey yapıyorum. Onları seviyorum böyle. Ben daha farklı bekliyordum. Hani ilgilenmezler, işte baştan savarlar diye düşünüyordum ama hiç öyle değiller. O yönden iyi. Çamaşır konusu da haftada bir hakkınız var diye biliyorum. Ama şu an yurt boş olduğu için dediğim gibi haftada 2-3 falan alıyorum. Hatta yine yurt boşaltılmadan önce de finallerden sonra finalleri bitenler, artık büte kalmayanlar falan döndükleri için yurt yine boşalıyor. Yine o zaman da haftada 2 kere falan yazıp yıkamıştım yani çamaşırlarımı. Öyle çamaşır konusu da. Aklıma gelen şu an başka bir şey yok. Eğer olursa yorumlara yazarsınız, cevaplamaya çalışırım bildiğim kadarıyla, burada öğrendiğim kadarıyla artık neyse. Kendi merak edeceğim şeylerden yola çıkarak böyle bir video hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur yani, faydalı olmasını umuyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi bu tarz içerik bulamamıştım. Özellikle seneye eğer İzmir Kız Yurdu çıkarsa, yerleşirseniz falan faydalı olur umarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.